Timomalar ilaçla tedavi edilecek hastalıklar değil. Söylediğim gibi 4 evresi var. 1, 2, 3, 4. Birinci evrede timoma etrafında bir soğan zarı gibi bir kapsül var. Bu kapsülün tamamen içerisinde duran küçük bir tümördür. İkinci evrede bu etrafındaki soğan zarına artık ilerlemeye başlar. O soğan zarını yiyip dışarı çıkmak ister. Üçüncü evrede bu zarı dışına çıkar ve etraftaki dokulara, kalbe, damarlara, nefes borusuna girmeye başlar. Dördüncü evrede ise yayılır. Ki hastaların büyük kısmı birinci ve ikinci evrede tespit edilir. Üçüncü evrede ise tecrübeli bir cerrah bunu çıkartabilir. Çünkü dışarıya doğru da girdiği için dışarıdan iyi çıkarmak lazım. Dördüncü evreye gelince burada artık kemoterapi, radyoterapi uygulanıp arkasından gerekirse uygunsa ameliyat olur. Birinci ve ikinci evredeki timomalarda tek port Watts yöntemiyle kolayca bu tümör çıkartılabilir. Timoma ameliyatlarında çok sık rastlanılan komplikasyonlar vardır. 1. Ses kısıklığı. 2. Ameliyat sonrası ortaya çıkan nefes darlığı. Bu da diyaframlarımıza giden sinirin ameliyat sırasında hasar görmesinden olur. Çünkü bu iki sinir de timomanın olduğu yerdedir. Dolayısıyla cerrahın bunu çok iyi bilip bu sinirleri dikkat ederek ameliyat yapması lazım. İki tane sinirimiz var. Bir, diyaframa giden sinir hasar görmeyecek. İki, ses teline giden sinir hasar görmeyecek. Bunlar dikkate alındığında yapılan kapalı ameliyatların başarı oranı çok yüksektir. O nedenle bu ameliyatlar genellikle çok tecrübeli cerrahlar tarafından yapılır.